TV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir dizi programları için Manisa'ya gelen Türkiye Baro Başkanı Metin Feyzoğlu, Giritli Gir Otel'de gündemi değerlendirdi. Feyzoğlu'na Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ve İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da eşlik etti. Hem bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre idamı getiremeyiz. İdam yasaktır, kaldırılmıştır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Manisa'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve idam konusunda açıklamalarda bulundu. Şunun idam edilmesi ne güzel olur falan diye bakmak ayrı. Bunu herkes kendi penceresinden söyleyebilir. Ya bu da idam edilmemeli diye düşünebilir. Öbürü diyebilir ki hayır edilmesin. Konumuz bu değil. Konumuz Avrupa Konseyi çatısı altında idam yasak. Ve biz de Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Israrla anlatmamız gereken şu, Avrupa Birliği ayrı, Avrupa Konseyi ayrı. Biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Ve bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içindeyiz. Ve bu sebeple bizim vatandaşlarımız Türkiye'de yargı yolu tükendiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor ve hakkını alıyor. Demek ki idam getirilirse, silsile halinde söylüyorum, Avrupa Konseyi üyeliğimiz askıya alınacak. Avrupa Konseyi üyeliğimiz askıya alınınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkacağız ve vatandaşımız burada çare bulamadığında adalet için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidemeyecek. Şangay İşbirliği Örgütü. Yani oradan çıkarız, Şangay'a yöneliriz. Değerli dostlarım, Şangay İşbirliği Örgütü'nde aylık asgari ücret en kabadayısından Rusya'da 450 Türk lirası. Aylık. Bu 25 Türk lirasına kadar düşüyor bazı ülkelerde. Şimdi halkımızın tercihi nedir? 25 liraya kadar düşen asgari ücretle ve sınırsız çalışma saatleriyle köleleştirilmiş insanların diktatörlere hizmet ettiği bir ülkenin standartına düşmek mi? Yoksa Avrupa Birliği standartına yükselmek mi? Avrupa Birliği'ne girmek değil konu. Avrupa Birliği standartlarına kendimizi yükseltmekten söz ediyorum ben. Manisa'da geçtiğimiz günlerde Yunus Emre ilçesinde yaşanan silahlı çatışmaya karıştığı tespit edilen 11 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan İdol Turizm'e alacak verecek davası nedeniyle silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 6 kişi yaralanmış, 8 şüpheli ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden ikisi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 6'sı mahkemeye sevk edilmek üzere Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi öncesi Manisa Devlet Hastanesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saldırganların çevreye zarar vermemesi için hastaneye ek çevik kuvvet ekibi gönderildi. Güvenlik önlemleri sonrasında gözaltındaki R.Ş., M.A., S.Ö., N.Ö., M.K., İ.T. isimli 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şehzadeler Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında mahalledeki binaların Yunus Emre sınırlarında yer almasına rağmen arazilerinin tamamı Şehzadeler'de olan Gökbel, Sarma ve Kale mahallelerinin Şehzadeler ilçesine bağlanması oy birliğiyle kabul edildi.
Şehzadeler Belediyesi Aralık ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplamda 19 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şehzadeler ve Yunus Emre ilçeleri arasında kalan bazı arazilerle ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için görüşülen gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek arazilerin tamamı Şehzadeler ilçesi sınırlarında olan Gökbel, Sarma ve Kale mahallelerinin Şehzadeler ilçesine bağlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Raporlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edilen gündem maddesinin ardından alınacak bakanlık onayıyla Şehzadeler'de mahalle sayısının 65'ten 68'e yükseleceğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu. Mahallemiz Gökbel, Sarma ve Kale mahalleleri Yunus Emre sınırları içerisindeki Şehzadeler'e bağlanmak istiyorlardı. Bu karar nasip olursa buradan Büyükşehir Meclisi'ne de gidecek. Oradan sonra da İl Valiliği İdare Kurulu'na, oradan bakanlığa, bakanlıkta onaylarsa mahalle sayımız 65'ten 68'e çıkmış olacak ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren tapulama alanları ile ilgili sıkıntılar da çözülmüş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Ziya Elmalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in halka hizmet ederken uyumlu çalışmalarından halkın büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Şehzadeler Belediyesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı ortak projeleri var. Manisa Şehzadeler'de çok güzel bir park projesi var. Onun dışında da projeleri var. Bu hem bizi hem Manisa'ları hoşuna gider. Güzel davranışlar. Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, Şehzadeler'de halkın yapılan hizmetleri uzlaşı içerisinde yapılmasını arzu ettiğini ifade etti. Şimdi tabii ki biz aynı şehre birlikte hizmet etmekle mükellef olan iki seçilmiş insanız. Dolayısıyla bir araya gelmemiz, konuşmamız, uzlaşmamız en doğal ve en doğru olanıdır. Bizi nasıl vatandaşlar seçtiyse Büyükşehir Belediye Başkanımız da seçti. Demokrasiye inanıyorsak halkın seçtiğine saygı duyacağız. Bize de saygı duysunlar. Toplantı sonunda geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'in Donju Vakuf şehrinde yapılan açılışa katılan heyet, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e verilen plaketi Başkan Çelik'e takdim etti. Yunus Emre Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüme engelli Piyami Gürbüz isimli vatandaşın yüzünü güldürdü. Yunus Emre Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Piyami Gürbüz isimli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı. Belediye Gürbüz'ün isteğini Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne iletti. OSB'nin temin ettiği akülü tekerlekli sandalye müdürlük önünde Piyami Gürbüz'e teslim edildi. Organize Sanayi Bölgemizden Başkan Danışmanımız konuşurken kulak misafiri oldu. Hemen dedi, ben de hediye etmek istiyorum dedi. Sağ olsun. Hani biz müdürlük olarak bu işimde bulunacaktık. Sosyal Yardımlaşma Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca ve akülü tekerlekli sandalyeyi temin eden Manisa OSB adına Başkan Danışmanı Nihat Akbul'un katıldığı organizasyonda akülü tekerlekli sandalyeyi Piyami Gürbüz'e teslim eden Şule Uygur, belediye olarak dezavantajlı grupların her zaman yanında olduklarını söyledi. Piyami beyefendiye bu sandalyeyi organize sanayi bölgemize hediye etti. Biz de vesile olmuş olduk. İyi günlerde kullanmasını, sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Piyami Gürbüz ise duygularını şu sözlerle ifade etti. Allah sizlerden razı olsun. Sizin gibi yönetim bizim başımızdan eksik etmesin Allah'ım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Devamlı başımızda sizin gibi hizmet ehli insanların başımızda olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizlere sağlık, sıhhat nasip etsin. Manisa Büyükşehir Belediyesi mahalleler
ilçelerde başlattığı altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla uzun zamandır hizmete hasret kalan mahallelerin sorunlarına neşter vuruyor. Bu kapsamda MİDES'e bağlı Karayağcı Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarıyla da aşamaya gelindi. ...17 ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır hizmete hasret kalan mahallelerin sorunlarını çözüyor. Yürütülen çalışmalarla Gördes'e bağlı Karayağcı Mahallesi'nin altyapı ve üst yapı sorunlarına el atıldı. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü'nce 3000 metrelik kanalizasyon hattı ve yine 3000 metrelik içme suyu hattı çalışmaları tamamlandı. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca mahallede yapımına başlanan kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarında sona gelindi. Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan, mahallede altyapının daha önceden olduğunu ancak yaklaşık 30 sene önce döşendiğini dile getirdi. Altyapımız daha önceden vardı ama eskiydi. Bayağı bir 30 senelikti. Yüzlük PVC boru kanallarda. Ne bileyim 32'lik suyla bayağı eskiydi. Yani patlaklar çatlaklar çok oluyordu. Kanalda olsun, suda olsun. Büyükşehir'e işte örnek köy projesi diye bir duyum aldık. Sıkıntılar çoktu. Yani işte örnek köy projesine soktuk köy. Suyumuz değişti, suyumuz değişti, kanalımız değişti. Şimdi de işte kilit parka taşı az bitmek üzere, çok az bir şey kaldı. Yani emeği geçen herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Daha var projeler var, depoların yenilenmesi var, bakımı var, sondaj çalışmamız var. Manisa'da araç muayene istasyonunda aracı iktirirken kontrol kanalına düşen vatandaş yaralandı. Olay saat 10.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi mahallesi Akhisar Caddesi üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. Aracını muayene istasyonuna getiren Yunus Binici, stop eden aracını ittirmeye çalıştığı sırada istasyonun kontrol bölümünde bulunan kanala düştü. Binici, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Binici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza Salihli-Akhisar yolu Karapınar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Şevket Keser yönetimindeki 20 ACD-98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Keser'le otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Işık, Arzu Işık, Muhammed Işık, Yeliz Işık ve Ümitcan Işık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'deki devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan 11 yaşındaki Ümit Canışık tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı mahallesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenajlarının yer altına alınmasının ardından çamur deryasına dönen mahalle yolları belediye tarafından kilit parke taşı döşenerek iyi hale getirildi. Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı mahallesinde belediye tarafından bir süre önce kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve yer altına alınmasından dolayı mahallenin tüm sokakları kazılmış, mahalle adeta çamur deryasına dönmüştü.
Belediye fen işleri ekipleri mahalledeki altyapı çalışmalarının ardından yolda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Özellikle ana halter yolların ardından ara sokaklarda kilit parke taşı yapılarak mahalle çamurdan kurtarılmış olacak. Yeni Harmandalı Mahalle Muhtarı Salim Dönmez, yapılan hizmetlerden oldukça memnun kaldıklarını belirtirken, hazır yollar kazılmıştı. GEDAŞ yetkilileriyle görüştük. Mahallemizin üzerini örümcek ağı gibi saran, sık sık elektrik arızalarına neden olan ve çok kötü bir görüntüye sebep olan elektrik tellerinin yer altına alınmasını istedik. Belediyemize yaptığı bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Sevgili izleyiciler, Soma'da bir yandan bölgesel ısıtma sistemini yaygınlaştırabilmek amacıyla hızlı altyapı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da çalışmaların ardından bozulan yollara bakım çalışması gerçekleştiriyor. Soma'da hızla bölgesel ısıtma sistemi altyapı çalışmalarını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların ardından bozulan yolları da elden geçiriyor. Vatandaşların kış aylarında zorluk yaşamaması amacıyla bir yandan kilit parke taşı döşemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan bozulan yolları stabilize ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştiraklar Dairesi Başkanı Halis Satılmış ve Soma Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Yıldırım da yapılan çalışmaları inceledi. Soma'da yatırımların devam ettiğini belirten Kaynak Geliştirme ve İştiraklar Dairesi Başkanı Halis Satılmış, bölgesel ısıtma sistemi çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını amaçlıyoruz. Kış aylarında sokakların çamur halde olmaması için özveriyle çalışıyoruz. Bu anlamda bir yandan bozulan yolları stabilize ediyoruz. Bir yandan da kilit parke taşı döşeyerek çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu anlamda Soma'da bölgesel ısıtma sisteminin ardından bozulan yollarda yaklaşık 150 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdik ifadelerinde bulundu. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Salihli Belediye spor faaliyet alanlarını genişleterek gençleri spora teşvik etmek amacıyla yeni branşlar açmaya devam ediyor. Salihli Belediye spor bünyesine kazandırılan handbol branşı antrenör Yasin Nişli yönetiminde çalışmalara başladı. Antrenör Yasin Nişli yönetimindeki ilk antrenmana katılan Belediye Spor Kulüp yöneticisi Serkan Sözer ve Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, yeni branşın hayırlı olması dileğinde bulunarak sporculara tatlı ikram etti. Gençlerin spora kazandırılması için Salihli Belediye Spor bünyesinde bütün spor dallarını faaliyete geçirmek için çalıştıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geniş kitlelere sporu sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A grubu 10. hafta karşılaşmasında Salihli Belediyespor Bayan Voleybol takımı evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımına 3-2 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Salihli Belediyespor 1. seti 25'e 20 üstünlükle tamamladı ve setin sonucunu belirledi. İkinci ve üçüncü sette toparlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 15-25 ve üçüncü seti 21-25 kazanınca maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sete hızlı başlayan Salihli Belediyespor, 25-20 seti alarak maçı 2-2'ye getirdi ve maçı tie-break setine taşıdı. Tie-break setinde toparlanan Büyükşehir'in sultanları uzatma setini 15-7, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken Salihli Belediyespor ise 10'a yükseltti.
ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.